Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Palandöken ilçesi Mal Meydanı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi birinci etap 579 adet konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenleme işi temel atma töreni bugün yapıldı. Töreni eski İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili adayı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projelerden bahsederek kent için hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Önce şunu ifade edeyim ki bugün Erzurum'un tarihinde yine bir dönüm noktası. Çünkü Erzurumlu hemşehrilerimiz geldiğimiz günden beri biz konut istiyoruz. Kira öder gibi konut sahibi olmak istiyoruz. Dönüşüm acaba bizim burada olur mu diye serzenişlerini hep duyardık. Biz de bugünkü Cumhurbaşkanımız, o dönemdeki Başbakanımızı arz ederek, efendim 5000 civarında sosyal konut, kira öder gibi konut talep ediyorlar. Yapabilir miyiz? Mehmet'im söz ver, söz ver, geleni yapacağız dedi. Ve ben huzurlarınızda bu talimatı veren o günkü Başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli davetliler, ülkemizde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hızla büyüyen şehirlerin değişen ve bozulan tarihi dokularını onararak kent parçalarının yeniden geliştirilmesini amaçlar. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmak kentsel dönüşümün en önemli hedefidir. İçişleri eski bakanı Efkan Ala da problemleri çözen bir hükümet anlayışının sahip olduklarını belirtti. Problemleri dile getirerek bir yerlere gelmediklerini çözerek istikrarı koruduklarını ifade eden Ala, değerli kardeşlerim, biz dikkat ederseniz iki ana aks, iki temel hedefi olan iki temel anlayışın şimdi söyleyeceğim birini siyasal anlayışı temsil ediyoruz. Biri problem var, birisi problemden yararlanan siyasi anlayış, birisi de problemi çözen, çözümden yana anlayış. Biz problemi çözen, çözümden beslenen anlayıştan yanayız. Biz meseleleri çözdükçe istikrarımızı ve iktidarımızı devam ettiriyoruz, dedi. Değerli kardeşlerim, biz dikkat ederseniz iki ana aks, iki temel hedefi olan iki temel anlayışın şimdi söyleyeceğim birini temsil ediyoruz, siyasi anlayışın. O da şu: problem var, birisi problemden yararlanan siyasi anlayış, birisi de problemi çözen, çözümden yararlanan, beslenen siyasi anlayış. Şimdi biz çözümden yana olan, çözümden beslenen siyasi anlayışız. Biz meseleleri çözdükçe istikrarımızı ve iktidarımızı devam ettiriyoruz. Ama bir de problemlerden yararlanan siyasi anlayış vardı. Onlar sürekli problemleri dile getirirlerdi. Sonra da yetki sahibi olurlardı. Ya belediye başkanı olurlardı, ya milletvekili, ya hükümet. Ne yaparlardı? Sanki onlar o işi yapmayacaklarmış, o sorumluluğu almamışlar gibi yine o problemlerden bahsediyorlardı. Ama kesinlikle vaziyet edip problemi çözme yolunda herhangi bir adım atmıyorlardı. Konuşmaların ardından Erzurum ili Palandöken ilçesi Mal Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi birinci etap 579 adet konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenleme işi temel atma töreni butona basılarak gerçekleştirildi. Evet, Erzurum'umuza hayırlı olsun. Başbakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ konutları Erzurum'umuza da hayırlı uğurlu olsun. Evet,
Bugün bir başka yerde de yine temel atma töreni vardı. Sevgili izleyiciler, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak olan Fuar Kongre Merkezi'nin temel atma töreni de gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vaat ettiği projeleri bir bir gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurum'un ve bölgenin önemli bir ihtiyacını daha gidermek için yeni bir yatırımı hayata geçiriyor. Kültür, fuar, kongre ve spor kompleksi Büyükşehir Belediyesi'nce projelendirilerek yapımına başlandı. Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplam 86 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan Kültür, Fuar, Kongre ve Spor Kompleksinde 4 holden oluşacak olan fuar merkezi toplam 15.618 metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek. Toplam 900 kişi kapasiteli, büyüklü ve küçüklü 7 adet toplantı salonundan oluşacak olan kültür merkezi ise toplam 2940 metrekare kapalı alandan oluşacak. 1000 kişi kapasiteli auditorium ve 520 kapasiteli restoranın yer alacağı kongre merkezi toplam 4358 metre kapalı alan olarak inşa edilecek. 8 adet çok amaçlı spor odaları, voleybol ve basketbol sahasıyla 3000 kişi seyirci kapasiteli spor merkezi ise toplam 6060 metrekare kapalı alandan oluşacak dedi. Burada bahsedildiği gibi 3 tane proje var. Bir tanesi fuar merkezi 10.000 metre kapalı alan. Yan tarafında bir kongre merkezi, hemen onun yan tarafında da bir spor kompleksi olmak üzere üçlü bir proje. Biz bugün burada fuar alanımızın temelini atıyoruz. Arzumuz Erzurum bir ticaret, sanayi, kültür şehri olarak bu projeler bizlere hizmet versinler. Tabii Erzurum'un bir geçmişi var. Bundan 40-50 yıl önce Erzurum doğunun ticarette merkezi konumundaydı. Hayvancılıkta ve et üretiminde, yağ ve süt üretiminde belli bir yere sahipti. Ama gelinen noktada maalesef bu ticari yarışmada sanayide geri kaldık. Ama son yıllarda Erzurum'da sporda, spor tesisleşmesinde, altyapıda, ulaşım, yine enerji sektörlerinde farklı bir konuma doğru ilerliyor. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma protokol tarafından butona basıldı. Sayın seyirciler, günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lalapaşa Camii'nin önünde bulunan Yakutiye Kent Meydanı'na açtığı stand malum sık sık konu edilmişti. İşte dün gece belediye zabıta ekipleri ve polis bu tırın kaldırılması için olay yerine geldi. Evet, CHP'liler sert tepki gösterdi. Milletvekili adayları ilginç tweetler atarak yardım istediler. İşte bugün Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut da kameralar karşısına geçti ve Korkut önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da CHP'nin bir gezi sendromu oluşturmak istediklerini öne süren Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, memlekete bir çivi çakmamış bir zihniyet Yakutiye kent meydanına zarar vermiştir. İnsanlar kışkırtılmaya, birbirine düşürülmeye çalışmıştır. Buna ne biz ne de feraseti yüksek Erzurum insanı fırsat vermemiştir, vermeyecektir. Camileri ahıra çeviren bir anlayış, cami önüne musalla taşına parti bayrakları asabilir, provokasyon deneyebilir. Bunu biz zaten biliyoruz dedi. Bununla ilgili olarak biz ikinci sıra milletvekili adayı kendileri adamları istediler, görüştük. Görüşmelerimizde ben kendisine sit alanında bu tür faaliyet olmasının yasalar doğrultusunda mümkün olamayacağını, onun için de uygun alanların eğer
teklif edilirse bize istihkak üzerinde her türlü alanı açabileceğimizi ifade etti. Durgun alanlar doğrultusunda. Başkan Ali Korkut seçim kurulu izni olmadan zorla ve bir gece yarısı Yakutiye kent meydanında cami önüne CHP tırı çekildiğini belirterek yapılanlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Ali Korkut zorla zorbalıkla girerek alanda tahribat oluşturmuşlardır. Ben kendilerine alanın sit alanı olduğunu, mümkün olmadığını söyledim. Biz kanunlar ölçüsünde belediyenin yetkileri içerisinde zabıtamızı görevlendirmek suretiyle tırı oradan kaldırdık. Tırın orada olması alanın diğer partilerin de akınına uğrayacağını söyledik. Dinlemediler. Agresif tavırlarla, yalan dolanla farklı amaç peşinde koşmak istiyorlar. Siyaset insanlarla yapılır. Agresif hareketlerle bir yerleri işgal ederek yapılmaz. Geçmişte de benzeri şeyleri yaptılar. Üç ağaç bahanesiyle insanları sokaklara döktüler. Gezide yaptıkları senaryoyu burada ortaya koymak istediler. Ancak Erzurum halkının ciddi manada devletin yanında olduğunu, bu tür provokasyonlara fırsat vermeyeceğini gördüler, dedi. CHP'de gelecek dönem daha farklı bir yer elde edebilmek için bu şekilde rant eşinde biz bunun rantlarını da yemeyiz, onu biz. Zaten bakın cami avlusuna getirip tırı koymaları kadar çirkin bir şey yok. İkincisi de orada restorasyon çalışmaları var. Restorasyon çalışmaları olan bölgeye zaten inşaat şeyler de alanlarına da yaklaşmamak lazım. Bununla beraber bu tarih eser. Şimdi buraya getirip o müziği şunu bunu açtığınız zaman, şey yaptığınız zaman da o sesten de etkilenebiliyor. Çünkü şu anda derslerde boşanmalar yapmışlar, yeni dersler yapılacaklar, üst örtüyü şey yapmışlar. Eserde ciddi manada bir talimata da sebebiyet verecek bir eylem bu. Bunun haricinde sizin ifade ettiğiniz Musalla Taşı'na kadar çıkmalarını ben gayet doğal karşılıyorum. Bunların zaten zihniyetleri bu, düşünceleri bu. Bunlardan başka bir şey beklenir mi? Bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir tane çivi çakmışlar mı burada? Hiçbir hizmet yapmışlar mı? Kalkmışlar benimle boy ölçüşüyor. Ben %65 halkın oyuyla gelmiş bir insanım. %65. Nedir? İkinci dönem, birinci döneminde %59, ikinci döneminde %65 halkın ilgi ve alakasıyla ben buraya gelmiş oturmuş. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 22-25 Mayıs tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 22-25 Mayıs tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda piyasa değeri 500 bin Türk lirası uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Erzurum güzergahını kullanarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik 22, 24 ve 25 Mayıs günlerinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 198 bin TL olan toplamda 19 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda olayın şüphelilerinden F.A., M.K. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli mercilerce yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca T.E., M.P. ve E.Y. isimli şüpheli şahısa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir denildi. Yakutiye Belediyesi önemli bir hizmetin daha açılışını yaptı. Peyzaj çalışmaları yeniden yapılan, vatandaşların rahat bir şekilde vakit geçirmesi için oturma kabinlerinin koyulduğu Haşir Efendi Parkı törenle hizmete açıldı. Yakutiye Belediyesi önemli bir hizmetin daha açılışını yaptı. Peyzaj çalışmaları yeniden yapılan, vatandaşların rahat bir şekilde vakit geçirmesi için oturma kabinlerinin koyulduğu Haşir Efendi Parkı hizmete açıldı. Açılışta konuştuk.
konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, yeşil bir Yakutiye hedeflerini her hizmetle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ederken, bir yandan da vatandaşlarımız için rahat vakit geçirecekleri ortamlar oluşturma çabası içerisindeyiz. Yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Çocuklarımız için yeni parklar, yeni eğlence mekanları çalışmalarımız sürecek dedi. Ya Rabbel Alemin, bu güzel iş yerimizi güzel eyle. Amin. Akıbetini hoş eyle. Amin. Hayırlı kazançlar nasip ve müyesser eyle. Amin. Dünyada ve ahirette mutluğa nail kıl ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu açılışını yapmış olduğumuz bu iş yerine hayırlı işler nasip eyle. Amin. Bol kazanç nasip eyle. Amin. Ömürlerini bereket eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette her türlü kazayı, belayı, musibeti sen def eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmetil mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı olsun. Hayırlı kemal olsun. Valla çocukluğumdan beri hayalimde olan bir yerdi. Sadece nasip dedik. Nasibimize de vardı. Önce olan, öncelikle Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Burayı bana layık gördüğü için ben de ondan yüzüm kara çıkamayacağım. Ve bu sektöre uzak olmadığım biri İnsan olarak inşallah bu şekilde. Neler var burada? Sabah kahvaltımız var, fast food var, nargile var, dondurma var, tatlı var. Tamamıyla misafirlerimi gelip de böyle mutlu ve memnun olacağım noktada yiyebiliriz. Yeşile hasret olanlar için değil mi? Aynen öyle. Ağaçlarımız doğal ortamda. Ağaçlarımız var. Tamamıyla yeşil dokunmadığımız için insanların yeşil hasret olduğu bir yer. Ve burada hasretlerini gidebilecekleri bir yer. Büyükşehir Belediyesi 4. Geleneksel Nene Hatun Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Erzurum'da bulunan Nene Hatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Kadıköy ve Kartal Erzurumlular Vakfı, Pendik Erzurumlular Derneği yönetici ve üyelerine Müceldili Konağı'nda yemekli bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi 4. Geleneksel Nene Hatun Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Erzurum'da bulunan Nene Hatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Kadıköy ve Kartal Erzurumlular Vakfı, Pendik Erzurumlar Derneği yönetici ve üyelerine Müceldili Konağı'nda yemekli bir program düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu programda yaptığı konuşmada Nene Hatun Anma Günleri kutlamalarının önemine vurgu yaparak, Nene Hatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin 7 Mart'ın Nene Hatun Günü olarak kutlanması çalışmalarına biz de Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunmak ve destek vermek istiyoruz dedi. Mutlaka yaptığınız hem İstanbul'da hem Yalova'da hem Erzurum için yaptıklarınız var. Bunlar için peşin hemen sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce kısaca Lale Hanım anlattı dernek olarak neler yapıldığını. Mehmet abi de özellikle bunları basına taşımadan içimizden geldiği gibi bir anne duygusuyla, yardımlaşma duygusuyla Erzurum'un bir anası olarak biz bu köylere bu yardımlaşmayı yapıyoruz. Ama marifetli iltifata tabi bunların mutlaka tanıtımının yapılması gerekiyor ki insanlar da bu yardımı yapanların nereden geldiğini, nereye gittiğini basın yoluyla da iletilmesi gerektiğini ben inanıyorum. Tabii programa saygım var. Bugün 3. günmüş. Erzurum'da gittiğiniz köyler var. Bu köylerle ilgili yaptığınız yardımlar için de o çocuklar adına da sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Dernek ve vakıf yöneticileri de yaptıkları konuşmalarda Nene Hatun Anma Günleri etkinliklerini desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ettiler. Nene Hatun ismi etrafında Erzurumluların güzel bir gönül birlikteliği oluşturduklarına dikkat çeken Nene Hatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lale Dondurmacı, geleneksel Nene Hatun Anma Günleri'nin bu yıl 4.sünü Erzurum'da yaptıklarını belirtti. Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik herkese davetiye gönderdik. Biz bir şeye başlıyoruz, bizimle birlikte misiniz? Sağ olsunlar, başkanlarımız da dediler ki güzel olan her şeyin yanındayız. Elbette ki biz onları, onlar da bizi destekleyecekler. El ele verdik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda meslektaşım, elbette bize destek verecek. Desteklerini esirgemedi. Başımızın üstünde yerimiz var dedi. Şimdi Eyüp Başkanım da aynı şeyi söylüyor.
başınız var olsun diyeceğiz. Başka diyecek bir laf bulamıyoruz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programda Erzurum türküleriyle Nene Hatun ve Erzurum fotoğrafları eşliğinde hazırlanan ve Nene Hatun'u tanıtan bir görsel de konuklara izlettirildi. İstanbul'dan gelen konuklar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Ekibi tarafından seslendirilen Erzurum türküleriyle neşeli bir Erzurum akşamı yaşadı. Sezonda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Büyükşehir Belediyespor'da yönetim ve futbolcuların akıbeti merak ediliyor. Evet, mavi beyazlı takım geçtiğimiz sezon çok sayıda futbolcu renklerine bağlanmıştı. İşte şimdi gözler yeni sezonda kim gidecek, kim kalacak, hangi futbolcu kulüpte devam edecek, hangisi gönderilecek? Evet, mavi beyazlı kulüpte şu anda 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Spor Toto 3. Lig'de yeni sezonda yoluna devam edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transfer döneminde kafası rahat olacak. 2014-2015 futbol sezonunun ikinci yarısına 23 futbolcuyla devam eden ve sezon bitmeden takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunan Yılmaz Can Taşkıran kadro dışı bırakılmıştı. Bu futbolcunun mavi beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin kararın nasıl çıkacağı merakla beklenirken, takımda 3'ü kiralık olmak üzere toplam 6 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. 2014-2015 sezonunda Spor Toto 3. Lig 3. grupta yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kaleci Anıl Ata, Sinan Uzun ve Seddar Karaman kiralık olarak forma giyiyordu. Bu 3 futbolcunun sözleşmesi bitti. Mavi beyazlarda Salih Kardeşgiden, Berat Eyüpoğlu, Emrah Çalışlar ve Sefer Sever'de sözleşmesi biten oyuncular arasında yer aldı. Öte yandan mavi beyaz takımda kadro dışı bırakılan Yılmaz Can Taşkıran'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Ekrem Sütçü, Emre Yüksektepe, Hüseyin Engin, Hüseyin Cihan Avcı, Doğa İşeri, Cebrail Serçek, İbrahim Demirer, Mehmet Albayrak, Özkan Serbest, İlker Günay, Oltan Karakullukçu ve Ahmet Çeliker'in de bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Mavi beyaz takımda kaleci Ozan Buluş'un sözleşmesi 2017 yılına kadar devam ederken Muammer Atalay'ın da 2018 yılına kadar Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la mukavelesi bulunuyor. Osman Berkay Özçelik'in de 2017 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Esen kalın.